Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Hayırlı sabahlar, şu an saat 9. Ve şap çökmeye başladık. Bu tesviye şapı. Şimdi ustadan detayları dinleyeceğiz. Bir kuyuyla alakalı sorunumuz olmuştu. Onu hallettik. Ustalar şimdi kaldığı yerin devam ediyorlar. Bugün size bu detayları göstereceğim. Şap olayını göstereceğim. Hep beraber izleyelim. Şimdi buraya bir şap atılıyor arkadaşlar. Alt katlar çok bozuk olduğu için bir düzenleme yapacağız. Bunun üzerine alttan ısıtma gelecek. Bir şeyler yapılacak. Böyle boru geldi. Malzemeler zaten biliyorsunuz aşağıda. Ustalar çalışacak şimdi birazdan. Tam ölçüsü için Recep ustamız lazer metresini kuruyor. Tam net ölçüyü almak adına. Şimdi burayı şu boruların yükseklik seviyesine göre kutuna alacağız. Banyonun pis su borusu biraz yüksekte geçtiği için orayı bağımsız çalıştıracağız. Yani banyoya girişimiz bir 2 santim yüksekte olacak. O da problem değil bence. Bazı yerlerde, bazı yapılarda bu şekilde oluyor. Üst katın bir tık kalın çekilmesinin sebebi Recep Usta'ya daha önce biz oraya çekilmeyecek demiştik. Sonra düzeltmedik, alttan ısıtma çekilecek aslında. Ama o çekilmeyecek diye aklına kalmış. Ondan dolayı bir tık kalın olmuş ama problem değil. Çünkü zaten ister istemez kalın olmak zorundaydı. Sifona doğru eğim vermek gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir şey lan bu arada? İlk defa görüyorum arkadaşlar. Burayı da ayrı çalıştır. Sorun olur mu? Ha, temizlenecek betonlar da var ya, temizle ben. Yani bir sıkıntı oluyor mu sizin için? Ama oradan boru geçiyor muhtemelen. Çünkü klozet var. Klozetin arkasından boru oradan çıkıyor arkadaşlar dışarıya. Odaları tek tek temizliyorum arkadaşlar. Bu yerdeki alçizler falan önemli değil, pislikler önemli. Mesela plastik parçaları vesaire. Onların temizlenmesi gerekiyor. Odaları temizliyorum. Yani hakikaten bayağı pis kalmış. Affedersiniz ama büyük tuvaletini yapanlar öyle olmuş arkadaşlar. Ya nasıl bir şey bu anlamıyorum. Şimdi buraları da ufak ufak temizliyorum. Kabasını aldım. Odayı temizliyorum. Şuradan bayağı bir çöp çıkardım. Oradan bayağı bir çöp çıktı. Bu odayı temizleyeceğiz. Bakın her pislik burada. Aslında yani şu işaretin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Aslında şöyle bir şey. Her usta kendi pisliğini işi bittikten sonra temizlese
İnşaattan ama temiz kalır arkadaşlar. Bunu yapan usta hiç yok. Bir tek kim yaptı biliyor musunuz? Aha şu asma tabanca. Bak asma tabanca yaptı. İşlerini bitirdi. Çuvalları getirdi. Böyle topladı. Buraya bıraktı arkadaşlar. Bu bile büyük bir nimet gerçekten. Şöyle kovalarla bu sepetlerle işte pislikleri topluyorum. Evet arkadaşlar, ilk tesviye şapımız bitti. Şöyle içeri bir geçelim. Gördüğünüz gibi. Buna helikopter dedikleri aleti kullanmadılar. Çünkü tesviye şapı olduğu için bu aşamada gerek yok. Burada biliyorsunuz bir tane beton yığını vardı. Onun etrafından döndüler. Hem israf olmasın diye hem de mantıklı bir şekilde çıkması için böyle yapıldı. Şimdi ne olacak? Alttan ısıtma tesisatı tamamen döşenecek arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe falan yapılabilir. Şöyle göstereyim. Güzel temiz bir işçilik. Kurudu arkadaşlar. Bastığımızda böyle çökmüyor. Yani iz falan kalmıyor. Şapımız sağlam. Buraya da serilmedi şap. Çünkü şurası yüksek olduğu için sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunlara da yapılmadı. Daha sonrasında ayarlanacak onların hepsi. Şöyle tuvaletinki. İşte buralar. Burayı unutmuşlar. Büyük ihtimal unutma değil de yani bir sonrakinde yapacaklar. Çünkü bazı yerlere o yüzden bırakırlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şimdi birinci şapımız. İşlem en azından temizlenmiş oldu arkadaşlar. Yarın bir miktar sulayacağız burayı. Şöyle bir de üst kata çıkalım. Yani usta dedi bir iki defa sularsam böyle yeterli olur dedi. Bugün değil ama. Şöyle çıktık arkadaşlar. Şimdi burada da şurayla bura arasında fark olduğu için yani oraya şimdi şap döktüğümüzde burada çok yüksek olacak. Bir daha şap gelecek, daha yüksek olacak. Zaten alttan ısıtma şu alanda gezecek arkadaşlar. Bu tarafta alttan ısıtma tesisatı olmayacağı için bu alan bizim için önemliydi. Bu odaların hepsine çekildi. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Buraya da bir hafiften yani çok değil ufak bir şap atıldı. En azından daha temiz, düzenli duruyor. Tabii bir sonraki işlemi bu daha da farklı olacak. Bak bu muslumuz bozuk ya. Bunu düzeltmem lazım arkadaşlar. Baksana delmiş burayı. Önemli değil de işte bunu idare için takmıştık bu muslu. Kalitesiz yani çok iyi değil. Şu odaya bakalım. Evet gayet iyi. Sifon yerleri bırakıldı. Bu da biliyorsunuz ısı pompasının tesisatıyla alakalı olan şeyler arkadaşlar. Kolektör falan gelecek. Evet burada da buraya kadar çekildi. Bir sonrakinde tamamen çekilecek. Şimdilik durumlar böyle. Çünkü burada da şu noktaya kadar ısı pompası diyorum. Yani alttan ısıtma gelecek. Bence güzel. En azından inşaatta bugünleri gördü arkadaşlar. Temiz bir yüzeye kavuştu en azından. Bundan sonraki aşamalar daha güzel olacak inşallah. Tabii tesviye şapı bittikten sonra. Burası buradan yüksek olacaktı zaten. Hani bütün damın, dam diyoruz buraya biz Antep dilinde. Damın suyu arkadaşlar şuraya gidecek. O yüzden burası yüksek olacak ki oraya dolu eğimli olsun. Buraya geldik. Evet gayet iyi. Gayet temiz. Güzel bir işçilik çıkmış arkadaşlar. Burası bir basım aşağıda. Çünkü burası banyo olduğu için burada bir kot farkı olması lazım. Yani buranın suyu atıyorum eğimli bu tarafa geldi ve içinde su var sürekli. Veya bir temizlik yaptınız bu tarafa su akmasın diye. Evet. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Aslında bu bir bakıma inşaatın bozuk zeminini düzeltme şapı arkadaşlar. Yani mantıken öyle olmuş oluyor. Bir sonraki şap asıl şap olmuş olacak. O da yapılırsa mükemmel olur.
Şimdi bu zeminle alakalı da yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı su akıtmayacak, çatlama patlama olmayacak seviyede ne olabilir? Yani bu zemine ne yapabiliriz? Şöyle evin rengine de uygun bir şekilde olması lazım. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ustalar burada ufak bir çalışma yapmışlar. Dağıtmışlar burayı. Büyük ihtimalle buraya çap yapacağımı düşünerekten öyle yaptılar. Ben şu an bunu iptal ettirdim. Normalde buraya da şap atacaktık. İptal ettik arkadaşlar şu anlık. Neden diyeceksiniz? Çünkü şap uzun süre güneşe maruz kalmaması lazım. Hemen üstüne işlem yapılması lazım. Şimdi burayı yaptıracak bütçemiz olmadığı için onu şu anlık durdurduk yani. Evin geneli bittiğinde inşallah yapacağız. Bütün çimentoların kabını da şöyle mahvettim arkadaşlar. Ateşe verdim, yaktım, kül oldu. Tertemiz oldu buralar. Bu kadar malzememiz var. Büyük ihtimalle şu kadar daha gerekli olabilir arkadaşlar. İnşallah gerekmez. Düzeltme çabuk bitti zaten. İnşallah gerekmez. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Zaman bize ne gösterecek? Bence güzel oldu. İnşallah daha güzel günler de görmeyi nasip eder Allah. Arkadaşlar, şap bölümümüz de böyleydi. Bence gayet iyi. En azından tertemiz bir inşaat çıktı ortaya. İnşallah bundan sonra kirletmezler, pisletmezler. Yine kirlenir inşaat ama temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama bu aşamaya gelmek tabii güzel oldu. Şimdi dediğim gibi haftaya perşembe günü alttan ısıtmayı döşeyeceğiz. Daha sonrasında kapatma şapını yapacağız. Kapatma şapı bittikten sonra arkadaşlar kafamız çok rahat. Artık böyle işte şu odanın zeminini, şu odanın zeminini, fayansını, mermerini yapmaya başlayacağız ki zaten evde o zaman ortaya çıkmış oluyor. Akabinde işte bu nedir? Boyadır, duvar kağıdıdır. Bunları yapacağız. Zaman alacak böyle ama yapacak bir şey yok kardeşim. Yavaş yavaş yapacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu aşamalara geldiğimiz için gerçekten Allah'a şükürler olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek amaçlı ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.